Tabii. Öncelikle bu el kaldır el indir mevzu. Çok geriye gitmeyeceğim ama o eller yolsuzluklar oylanırken eller o zaman kalkıp inmedi. Ya da mecliste Ensar Vakfı davası için kurulması istenen istismar komisyonu için o eller kalkıp inmedi. Dolayısıyla burada parti ne söylerse öyle refleks gösteren milletvekillerinin bir duruşu var. Niyet okuma yapmıyorum. Uygulamalar bunu gösteriyor. El kaldırıp el indirme mevzusunu bir kenara bırakıp hızlı özet yapacağımız için. Peki. Türkiye Büyük Millet Meclisi bir yargı makamı değil dedi Sayın Perinçek. Katılıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi bir yargı makamı değildir. Aynı zamanda bizler de bir yargı makamı değiliz. Bizler hukukçuyuz. Bu masa ağırlıklı olarak hukukçuların masası. Üniversiteye gittiğimde bana öğretilen şey masumiyet karinesiydi. Bir kişi hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet yoksa o kişiyi masum kabul ederek yani söylemlerinizi. Masum mu? HDP bir dakika, masum mu? Doğu Bey ben sizi sorun ama ben sizi sabırla dinledim ya lütfen sonunda yok, sorun. Size belki bir katkı olayım soruyu da yanıt verirsiniz galiba. Masumiyet karinesini siz PKK için kullanıyorsunuz. Hayır, hayır. Ben de bunun hesabını size sorarım. Kişilerin, Doğu Bey lütfen benim insicamımı bozmayın. Kişilerin işlemiş oldukları bir suç varsa elbette ki bu yargının varsa, görevi. Varsa, varsa yargılanır, cezasını mayınlar, çeker, cezaevine girer. Tetikler, Doğu Mehmetçiye Bey, vurmalar. İnsicamımı bozmayın lütfen. Evet, evet. Sizin insicamınız zaten bozuk. Yani şunun için bozuk. Siz PKK'nın, FETÖ'nün yanında durursanız insicamınız hiçbir zaman düzelmez. Doğu Bey, iftiralarınıza daha devam İftira etmeyin lütfen. İftira değil efendim. İşte şimdi apaçık siz PKK'yı koruyan bir konumdasınız. Varsa yoksa... Ben bir hukukçuyum varsa, Doğu Bey. Ha, ben de gazozcuyum yani. Gazoz satıyorum. Lütfen yani. Aslında masumiyet siz Türk vatanseveri yerle... değil misiniz? Masumiyet siz Türkiye'de PKK'yı görmüyor musunuz? Gazozcu olduğunuza inanabilirim. Yani evet, bu konuda evet, inanabilirim. İnanın, tabii, bu arada tabii. Dediniz ya. Siz, ben memleket lütfen. Meselesini konuşuyoruz ya. Bu kişisel her ikiniz hayır, kişisel arasında değil, bir kişiselleşme PKK meselesini konuşuyoruz Buket Hanım. Evet öyle. PKK'ya öyle. Tavır. Evet. PKK'ya siz tavır. Bunu memleket konuşalım meselesi. İstiyoruz ama. Bu basit bir ceza hukuku davası değil. Koskoca PKK terör meselesi. Bakın PKK terör konusunda tavır alamayan olsa bulsa varsa yoksa falan diyen. Ya Öcalan'a gül verirken fotoğrafınız varken böyle konuşmanız çok bana çok absürt geliyor. Ben bakın çok doğru. Hani benim yok Öcalan'la gül alıp verişim fotoğrafım yok. Siz bugün Öcalan değil siz PKK'nın yanındasınız şu an. Ben hiç hayatımda ben PKK'nın yanında değilim. Bak, asla beni öyle bir çizgiye çekemezsiniz. 40 senedir, asla bu oyununuza gelmem. Hayatta gelmem. Demin, siz dediniz ya mecliste bakın, ben terör örgütü istemiyorum diye. Ben 50 yıldır mecliste terör örgütü istemiyorsanız ben de mecliste laiklik karşıtı istemiyorum. Cumhuriyet değerlerini ayaklar altına alanları istemiyorum. Kadın düşmanlarını ben mecliste istemiyorum. Hayvan düşmanlarını mecliste istemiyorum. Çocukları istismar edenleri koruyanları ben mecliste istemiyorum. Aç insanlar bu ülkede ölürken saray'da saltanat çekenleri ben bu mecliste istemiyorum. Bir türlü terörist istemiyorum diyemiyorsunuz ama. Başta saydım dinleseydiniz duyardınız. Dolayısıyla ben bir hukukçuyum. Masumiyet karinesini baz alarak evet bir mahkumiyet kararı verilirse masumiyet cezalarını çeksinler, cezaevine girsinler. Öldürülen o kadar Doğu Mehmetçik, Bey. Ondan sonra yıkılan duvarlar, öldürülen size köylüler. Size ölçülü olmaya davet ediyorum. Efendim? Ölçülü olmaya davet ediyorum. Ya bunlar boş sözler. Lütfen. Sizin söyledikleriniz çok, çok kıymetli, sorun. Benim söylediklerim boş mu? Peki şunu soracağım. Ölçülü olmaya davet ediyorum dediğiniz an, bakın ben... Karşınızda genç bir kadın konuşuyor. Karşılıklı suçlamalara girmeden bir kez daha rica ediyorum. Acaba siz bakın, buna sözümü kesin. Sayın Perinçek ve Sayın Ben vatanı savunma konusunda, tabii ki burada Türk milletine sorumluyuz. Vatanı savunma konusunda terör bir kararlılık göstereceğim. Terör örgütüyle masaya CHP mi oturdu? CHP de onu destekledi. AKP oturdu. O zaman AKP oturduğu zaman onun toplantılarını basan Vatan Partisi. Anladınız mı? Siz onu destekliyordunuz CHP olarak. Biz o toplantıları basıyorduk. Anladınız mı? Aslında yani şu an sizi öyle bir çizgide görüyorum ki olur da Bahçeli siyaseti bırakırsa MHP'nin başına da geçebilirsiniz. Çok uygun bir pozisyonunuz var şu an için. MHP'nin başına geçmek şereftir. Bakın ben MHP'nin başına geçmekle tehdit edilmem ki. MHP bu bugün vatansever bir parti. Bu bir tavsiye yani eğer böyle bir çizgideyseniz en azından hayır, Milliyetçi efendim, Hareket Partisi'ne bir alternatif olur. MHP vatansever bir konumda Türkiye'nin bütünlüğü için çalışıyor, teröre karşı mücadele ediyor, Amerika'ya karşı duruyor. Ben onun için MHP'nin başında olmak etmem. Bir suç değil. İşte benim siz PKK'nın yanından bakarsanız, yanından bakarsanız MHP'yi bir suç örgütü gibi görürsünüz. Bakın hep kendinizi ele veriyorsunuz. Ve benim gibi düşünen insanları PKK ile aynı çizgiye koyamazsınız.